Ana ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haydi Konuşalım programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Bilindiği üzere 31 Temmuz'da Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu akşam Kurban Bayramı ile ilgili olarak önemli bir konuğumuz stüdyomuzda. Şanlıurfa İnfakter Başkanı Mehmet Ali Parlak hocamız bu akşam bizlerin konuğu olacak. Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, 31 Temmuz itibariyle Kurban Bayramı'nı inşallah idrak etmiş olacağız. Ayette de denildiği gibi sizin kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır diye yer almakta. Kurban Bayramı öncesinde gerek ana haber bültenlerimizde gerekse diğer programlarımızda işte Kurban Bayramı'na yaklaşılmakta. Kurban alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tüketirken neler yapmalıyız? Dağıtırken neler yapmalıyız? Vesaire birçok bu haberlerle gündemimiz oluşmakta. Fakat Kurban Bayramı paylaşmaktır. Eyvallah. Kurban Bayramı dayanışmadır. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecindeyiz. Ülkemiz, dünyamız zorlu günlerde. Eskiden de olduğu gibi hep böyle söylerdik. Ne mutlu ki güzel insanlar var. Ne mutlu ki halen yardım edebilen, yardımlaşmayı sağlayan güzel insanlar var. Ve ne mutlu ki dünya bu güzel insanların yüzü suyu hürmetine halen daha dönebilmekte diye. O güzel insanlardan birisi Mehmet Ali Parlak hocamız. İsterseniz derneğinizi, oluşumunuzu bir tanıyalım. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Allah'a hamd, Resulü aleyhissalatu vesselam'a salatu vesselam olsun. Özellikle şu anda bizleri ekran başında seyretmekte olan kardeşlerimize salatu vesselam olsun. Selam söylüyoruz, selam ediyoruz kendilerine. Aleyküm selam hocam. Ve Güneydoğu TV'mize de hakikaten ne zaman bu hayır çalışmalarında kapılarını çalsak, müracaat etsek, bizim böyle bir derdimiz var, sesimiz olur musunuz, nefesimiz olur musunuz? Hiçbir zaman bizleri geri çevirmediniz. Bizler bu yönden de, bu minval üzere de Güneydoğu ailesine, Güneydoğu TV ailesine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz efendim. Şanlıurfa İnfakter olarak. Şimdi tabii ki bizler 2013 Kasım ayının 3'ünde kurulduk. Şanlıurfa merkezliyiz ve hiçbir yere bir bağlılığımız yok. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Tek kişiyle başlayıp şu anda hamdolsun 10 binlerce insana ulaşabilme fırsatını veren Rabbimize hamdolsun. Bizim şöyle bir sloganımız vardı. Aslında sloganımız derken kendi hayrını kendi ellerinle yap deyip yola çıkmıştık. Yani bir sıradanlaşan bir şey değil de sıra dışı bir oluşum olması gerekiyor idi. Bizler zekatları, fitreleri, efendime söyleyeyim sadakaları olan kardeşlerimize asla ve asla getirin bunları bizlere teslim edin. Bunları biz götürüp teslim edelim diye bir şey söylemedik. Biz şu anda bir merkez, yani Şanlıurfa İnfakter'in bir başkanı var. Altında Karaköprü, Halilye ve Eyübiye ilçe başkanlarımız var. Temsilcilerimiz var. Onun altında da mahalle temsilcilerimiz var. Biz ailelerimizi çok güzel bir şekilde tespit ediyoruz. Şu anda 3000 ailemiz, kayıtlı ailemiz vardı. Gerek Suriyeli, gerek Iraklı, gerekse Urfalı olmak kaydıyla. Biz kardeşlerle beraber yılda bir defa bu ailelere gitmekten ise ailelerin biraz daha sosyal araştırmalarını yaparak bizler işte sistemlerden bu ailelerin hakikaten muhtaçlık durumlarını tespit ettikten sonra kardeşlerimize ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda 900 tane ailemiz var. Bu pandemi sürecinde gerçekten de önceden mesela önceki Ramazanlarda biraz evde hani uyuyabilme fırsatımız oluyordu ama Vefa Sosyal yani paylaşım grubu dahilinde Şanlıurfa İnfakter olarak hakikaten %150 yani diyelim ki hayır sahipleri bizlere daha fazla müracaat ettiler. Ve biz ailelerimize ulaşmaya gayret gösterdik. Tabii. Evet hocam, sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Şimdi programın girişinde dediniz ki Şanlıurfa İnfakter hiçbir yere bağlı değil. Evet. Tek olarak Şanlıurfa merkezde bu hizmeti yapmaktasınız ve eyvallah, rakamsal olarak da güçlü bir kadroya sahipsiniz. Hamdolsun. Şimdi var olan bir sivil toplum örgütüne üye olup çalışmaları sürdürebilmek kolaydır. Ama yeni oluşum yapmak biraz daha zordur. Siz yeni bir oluşuma gitme ihtiyacı nasıl hissettiniz? Yani neden bu yola girdiniz?
Şimdi şunu söyleyeyim, Allah razı olsun, hakikaten çok can alıcı bir tespit. Şimdi bizler dedik ki hani birileri getirin hayırlarınızı biz dağıtalım dedi. Biz de dedik ki bizim bir sıradanlaşan bir şeyin haricinde bir şeyimiz olsun. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim, herhalde sizin sorunuzun cevabı burada cevap bulur diye düşünüyorum. Mesela bir kardeşimiz geldi, hiç unutmuyorum. İlk defa böyle bir oluşumun içerisinde hocam dedi ben işte zekat dağıtacağım. Zekatı cebinde. Biz kendisine zarf verdik ve kendisi bizzat kendi şeylerini yani tasniflerini falan yaptı. Paralarını zarfın içerisine koydu. Aldık götürdük ve dağıttı. Kendisi bizzat kendi elleriyle dağıttı. Hayrının nereye gittiğini gördü adam. Evet. Kardeşimiz, abimiz buradan bizi dinliyorsa, seyrediyorsa ona da selam olsun. Tabii kapılara götürürken bir bunun 3-4 tane sebebi var. Hem hayrının nereye gittiğini bizzat kendisi görüyor. İki, hayrını canlı bir şekilde duasını alıyor o mazlumun, o muhtacın, o ihtiyaç sahibinin. Bir üçüncüsü, içinde herhangi bir şüphe kalmıyor. Evet. Dalton'u yaptı, mahalle temsilcimizle, hatta kendisi sonradan da bizzat ifade etti. Hocam dedi, İnşallah dedi bundan önceki dağıtmış olduğumuz zekattan dolayı Allah bizi sorumlu tutmaz. Evet. Çok ilginçtir bu. Tabii. Çünkü şunu da söyleyeyim, bir de bizim yerli olmamız gerekiyor idi. Biz bunu da yani ithal veya işte genel merkezli asla ben kardeşlerimize tabii ki ben asla haddim değil. Haddim değil. Bunu hepsinin ben yapmış olduğu yerine Allah razı olsun, onu biz söylemiyoruz ama ben merak ettiğim için soruyorum yani. Eyvallah. Çünkü özel bir ifade kullandınız yani Şanlıurfa yerli. Evet, yani şimdi kökü bizde, ortası Doğru. bizde, sonu bizde. Yani böyle söyleyeyim ben. 5-6 tane cemaatten kardeşler bir araya gelmiş ve biz şu anda hasbel kadar bir aslında isim koymayı bile dahi biz uygun görmedik ama nereye gittiysek hep resmi prosedürler bizim önümüze geçti. Önümüze engel olarak şey yaptı fakat biz de resmileşmek zorunda kaldık. Ha, bu da şu anda da bunun bereketini de görüyoruz. İyi ki de böyle bir şey olmuş. Çünkü şu anda hamdolsun çok güzel çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi 2 gün sonra yani yarın değil öbür gün biz Allah'ın izniyle çok büyük bir hayır mağazası açıyoruz. 130 metrekare. Kardeşlerimiz tamamıyla sıfır malzeme. Şu anda gelen 20 bin parça malzememiz var. Bu evet. 20 bin parça malzemeyi bizim ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza, kardeşlerimize bizzat giydireceğiz. Bu çocuğun yüzündeki ifadeyi, o gülümseme zaten bize her şeyi unutturuyor. O yorgunluğumuzu hakikaten şu anda gündüzleri 45-50 derece. Bunu abartısız bir şekilde söylüyoruz. Bu sıcakta kardeşlerimiz günlerdir, bakın günlerdir ayıklama yapıyorlar. Ve günlerdir de şu anda bunun dizilimini yapıyorlar hamdolsun. Yine de 6 katlı bir binamızı satın aldık. Kendi binamıza geçtik ve bütün birimlerimizi binamızın içerisinde toplamış olduk şükürler Çok olsun. Güzel. Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun sizlerden. Evet. Tabii bu ailelerimiz rastgele aileler olmayacak. Bizim tespitli olan ailelerimize haber edeceğiz. Kartlarını dağıtacağız. O kartlara binaen bilgisayar ortamında ve resmi evraklarını doldurarak bu kardeşlerimiz gelip kendilerine teslim edilecek. O çocukların yüzündeki o tebessüm, çocukların yüzündeki o ani gülümseme bile dahi bizim için yeterli ve artar bile. İnşallah bizler de ziyaret edeceğiz. İnşallah o zaman bekleriz. Az önceki sorumuza istinaden tekrar ediyoruz. Allah herkesin yaptığı yardımları kabul etsin ama demek ki siz hani alışmışızdır ya girer yardım yapar makbuzu alıp çıkarır. Sizde öyle bir şey yok o zaman. Şimdi makbuzu hayır. Hayır genel olarak hani bizde vardır ya hani verir çıkarız ama siz diyorsunuz ki öyle yapmayın gidin şimdi, bizzat birebir. Bazen bizlere şartlı bağış gelir biz de şartlı bağış alırız. Bizim evet. de şartımız var. İşte vereyim sizi götürün dağıtın. İlginç bir örnek vereceğim. Geçen programda da Ömer Çapan hocamız. Siz de program yapar Cuma günleri. Değerli hocamızdır aynen. Allah razı olsun şu anda biz de seyrediyorsa ona da selam olsun. Geldi hocam dedi siz işte 7 tane kumanyanın şeyini ben karşılayacağım. Götürüp dağıtın. Hocam dedim şartımız var. Evet. Nedir ne yapacaksınız? Dedim ki hocam bizim şartımız sizin kendi hayrınızı kendi ellerinizle götürüp dağıtmanızdır. Hocam size veriyoruz güveniyoruz. Hayır dedim. Asla. Niye? Kendi hayrınızı kendiniz yapın ki hiç olmasa en azından bir soru işareti kalmasın ve siz burada ne yaptığımızı görün. Evet.
Hocamız gitti geldi. Aynen böyle. Fazla da zaman yoktu. Bir baktım. Aynen şey şu hocam dedi. Allah sizden razı olsun. İyi ki de gitmişim. 3 gün sonra bir baktım bir kardeşimizle beraber 40 tane kumanya almış gelmiş. Maşallah. Ramazan'da hemen araçlardan indirmeden direkt mahalle temsilcilerine teslim ettik. Bütün yardımları kendi ellerine götürüp dağıttılar, geri geldiler. Allah kabul etsin. Sözü şu, hocam evet. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Biz de diyoruz ki, iyi ki de hayır sahipleri var. Allah razı olsun kardeşlerimizden. Tabii ki makbuzlarında bizlere mesela resmi olarak gelmiş olanlar asla makbuzsuz almıyoruz ve kardeşlerimize makbuzlarını ulaştırıyoruz. Tarihçeden bahsettik, çalışmalardan bahsederken sözünüzü kesmiştim. Önemli rakamlardan bahsediyorsunuz. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Şimdi tabii ki bizler bu kardeşlerimize giderken muhakkak surette bu kardeşlerimizin durumlarını göz önünde bulundurarak hakikaten şunu söyleyeyim. Urfa'mız kriz bölgesi. Biz mesela geçen 8 günlük bir Türkiye turuna çıktık. Ve bu 8 günlük zaman zarfı içerisinde buradan Adana'ya, Ankara'ya, İstanbul'a, tekrardan Ankara'ya, ondan sonra Konya'ya geçtik ve Konya'dan da yine tekrar Adana'ya, ondan sonra geri geldik. Hakikaten 8 günlük çok bereketli geçti hamdolsun. Fakat biz her ne hikmetse burada şu anda bizleri izleyen bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Her ne hikmetse kardeşlerimiz Hatay'a geliyor, Hatay'a yardımlarını yapıp geri gidiyorlar. Kilise gelip yardımlarını yapıp geri gidiyorlar. Antep'e gelip hayırlarını yapıp geri gidiyorlar. Evet. Krizin en büyüğü Urfa'da. Şu anda Urfa'da istihdam sayımız çok 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 az. İkincisi 700 bin tane şu anda Suriyelimiz var. Bütün kamplar boşaltıldı ve merkeze geldi bu kardeşlerimiz. Aynen. Bunun yanında Iraklı mülteci kardeşlerimiz var ve bizim yerli halkımız var. Yani burası mesela bir tarım bölgesi ama burada en büyük kriz burada fakat her ne hikmetse maalesef Urfa kendisini tanıtamadı. Urfa'nın sesini kimse duymadı ve sorunlarını, problemlerini kimse dile getiremedi. Bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geldiğince biz bu kardeşlerimize bir şeyler ulaştırabilme adına geçici pansuman olsa bile dahi estağfirullah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ Kim zerre ağırlığınca bir iyilik yaparsa Allah diyor bunun karşılığını vereceğiz evet. Kendisine. Ve bizler bu şekilde bu minval üzere yola çıktık ve kardeşlerimizi hani çünkü geçen bayramda bayramlık dağıtamamıştık. Bu hakikaten telefonlarımız kilitlendi. Hocam çocukların bayramlıkları yok. Evet. Peki hocam tam da bu noktada şimdi Iraklı mültecilerden, Suriyeli vatandaşlardan ve özellikle yerli halkımızdan bahsettiniz. Peki yardımları dağıtırken neye göre bir planlama yapıyorsunuz? Ayrımı neye göre yapıyorsunuz? Şimdi tabii bunun içerisinde birkaç özellik var. Aha. Bir, mesela gelmiş olan bazen yardımlar şartlı geliyor. Evet. Suriyelilere vermeyin veya sadece yerlilere dağıtın. Veya sadece Suriyelilere sadece, verin. Aynen onu söyleyeceğim. Aynen. Sadece Suriyelilere dağıtın. Aha. Hocam serbestsiniz, ihtiyaç sahibi kimse bunlara dağıtın. Evet. Bu şekilde bizlere gelir ve biz bu şekilde yani kardeşlerimize ulaşırız. Fakat şunu söylememde fayda var. Rabbim hiç kimsenin başına getirmesin. Ve Rabbimize de hamd ediyoruz, şükrü ediyoruz. Az sonra zaten o kurban çalışmalarına geçtiğimiz aynen, zaman. Aynen birazdan geçeceğiz. Şimdi biz burada hakikaten ciddi bir muhacirlik değil de biz ansarlık görevini Şanlıurfa'mızda yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Niye biliyor musunuz? Şimdi buradaki kardeşlerimiz batıya gider, batıda nereye giderse gitsin tutunamadıkları zaman gene geri Urfa'ya geliyorlar. Çünkü Urfa'ya geldiği zaman Arap kardeşlerimiz var, sosyal diyalogları güzel, dil sorunu yok, kültür sorunu yok, tamamıyla adapte olmuş. Yani diyelim ki Kurtuluş Savaşı döneminde aradan bir sınır çekilmiş, akrabaların bir tarafı Türkiye'de bir tarafı da Suriye'de kalmak kaydıyla parçalanan çok ailelerimiz var. Ondan dolayı şu anda bizler dediğim gibi mazlum neredeyse hocam bir de Uğur kardeşim mazlumun dini sorulmaz. Mazlum eğer gerçekten düşkünse ihtiyaç sahibi ise bizler insan bakın ilkin insan sonra Müslüman olarak bu kardeşlerimize el uzatmak zorundayız. Evet. Çünkü
Allah-u Teala ırkından dolayı bir insan hakikaten eğer eziliyorsa, büzülüyorsa, dışlanıyorsa, yeğleniyorsa veya efendime söyleyeyim diyelim ki elinin tersiyle bir tarafa itiliyorsa burada büyük bir problem var. Ama çok önemli bir şey söylüyorum burada. Eğer Türkiye'nin başına bu kadar bela ve musibetler, çoraplar örülmeye çalışılıyor, her bir seferinde Türkiye ayakta kalabiliyor ise bu mazlumların duasının dışında başka hiçbir şey değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü mazlumun duasının önünde perde yoktur. Mazlumun duasının önünde perde yoktur. Yani acele posta servisi gibi. İki, Peygamberimiz buyuruyor ki bu konuyla ilgili. İki kişinin duasının önünde perde yoktur. Bir, babanın evladına yapmış olduğu dua veya beddua. İki, mazlumun yapmış olduğu dua veya beddua. Arada asla perde yoktur. Ve çok acil ve seri bir şekilde Allah-u Teala buna karşılık verir. Evet. İyi veya kötü şekilde. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Bunun için Türkiye bu mazlumların duasıyla gerek Yemen'deki, gerek Arakan'daki, mesela Yemen'e de gittik. Arakan'daki kardeşlerimize de, yani şimdi aslında bunu tamamlayalım, ondan sonra öbür tabii konulara geçelim. Şimdi bizlere, şimdi ekran başındaki dinleyen kardeşlerimize diyoruz ki kardeşler, gelin kendi hayrınızı kendiniz yapın. İnanın ki çok fazla bir şey değil. Urfalı kardeşlerimizi biz dağıtıma götürdüğümüz sırada içeri girerken gözyaşlarına boğulan çok kardeşlerimizi gördük. Hocam, burası Urfa mı? Evet. Biz kapılarımızı kapattığımız zaman hani komşusu tokken aç komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Ve biz peygamberler diyarı ki 8 tane peygamber geldi Urfa'ya geçti. Ve peygamberler diyarında hakikaten bu kadar böyle etle kemik olmuş başka hiçbir yere gösteremezsiniz. Bakın burada yani gelmiş olan muhacir kardeşlerimizin asla ve asla diyelim ki hani bu kadar böyle uyum göstermiş olduğu başka herhangi bir memleket yoktur. Evet. Onun için ihtiyaç sahibi çok fazla kardeşlerimiz yani var. Görmek lazım işin özeti. Dokunmak lazım. Mehmet çok Ali güzel. Hocam. Yani çok güzel. Böyle şey yapmamak lazım. Yani siz mesela yaz akşamında bu sıcakta zaman ayırıp buraya gelmişsiniz. Bu kameralar aracılığıyla bu kadar insana sesleniyorsanız yani işte yapacağınız o yardımlara bir tişört daha ekleyebiliyorsanız ne mutlu size. Eyvallah. Şunu söyleyeyim. Hayrın küçüğü büyüğü yoktur. Evet. Mesela gittiğimiz zaman STK temsilcileri, başkanları veya görüşmüş olduğumuz kardeşlerimiz soruyorlar. Neye ihtiyacınız var? Bir tek şey söylüyoruz. Çöpe atacağınız, altını çizerek söylüyorum. Çöpe atacağınız her bir şeye bizim ihtiyacımız var. Hı hı. Çöpe atılacak her bir şeye bizim ihtiyacımız var. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz kapıları çalmıyoruz. Biraz önce çok güzel bir tabir kullandınız. Dediniz ki insanlara dokunabilme. Evet. İşte siz dokunabilir iseniz veya biz beraber dokunabilir isek, aracınız yoksa bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Özel aracımızla derneğimizin aracı var. Araçları var. Gelsinler bizzat kendilerini evden alalım. Kendilerini götürelim, hayırlarını kendi elleriyle bizzat yapsınlar, kendilerini tekrardan geri götürelim, bırakalım. Çünkü hiç kimse mazluma, yani mazlumun halinden anlayan kardeşlerimiz kadar mazlumlara el uzatamaz, onlara dokunamaz. Evet. Niye? Çünkü şunu söyleyeyim, dertlenen bir insanın hali bambaşkadır. Anlatıp da Ömer hocamızdan örnek vermiştim, Ömer Çaban kardeşimizden, hocamızdan. Yani geldi gördü hocam dedi ben böyle bilmiyordum ki. Hiç beklemiyordum yani böyle. Siz anlatmayana kadar ben de öyle bilmiyordum. Hakikaten açıkçası. İnşallah bir gün yani sizden ekibi i̇nşallah, toplarız seve, inşallah seve, gideceğiz. Seve seve katılırız yönetmenimiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim hamdolsun. Şükrediyorum Rabbime. Şu anda bir taraftan inşallah bayramlıklarımızı dağıtacağız. Hı hı. Bir taraftan gıdamız geldi hamdolsun. Yüklü miktarda gıdamız geldi. İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimize biz bayram öncesi hem bayramlık dağıtacağız,
hem gıdalarımızı dağıtacağız, hem bu kardeşlerimizin bir anlık bile dahi olsa dediğim gibi tebessümlerine ortak olmaya gayret göstereceğiz. Peki az önce Türkiye gezisinden bahsetmiştiniz. Yurt dışı temaslarınız, evet, falan, çalışmalarınız, onlar nasıl gidiyor hocam? Şimdi biz yerel bir derneğiz. Aha. Yerel olmamız hasebiyle yani ulusal bir derneğiz. Uluslararası dernek değiliz. Biz ne yapıyoruz mesela? Uluslararası derneklerle biz protokol imzalıyoruz. Evet. İşbirliği. Tabii işbirliği yapıyoruz. Ve işbirliği yaparken de bizler toplanmış olan hayırlar varsa derneğin resmi hesabına bunları toplarız. Onlarla protokolümüzü yaparız. Onların hesabına geçer ve biz hayrımızın peşinden koştururuz. Evet. Yani biz hayır yaptık. Bir kardeşlerimiz gidecek kendi hayırlarını yani orada dağıtıp getirecekler değil. Yani buradaki nasıl uygulamayı bu uygulamayı Urfa'da yapıyor isek yurt dışındaki bütün yapmış olduğumuz çalışmaları da aynı şekilde biz kardeşlerimizin hayırlarını kendi ellerimizle, çünkü vekil tayin etmiş sizlere. Hani derler, deriz ya, zekat vermek farz, onun yerine ulaşması ise farz, aynıdır. Bazı, evet, kardeşlerimiz derler ki hocam biz verdik kurtulduk, vebalisin boynuzda. Hayır, bu yanlış bir şeydir. Altını çizerek söyleyeyim. Gelin kardeşler, sizi kapılara götürelim, sizi ailelere götürelim veya gelemezseniz bile dahi videosunu çekip biz bu kardeşlerimize hayırlarının nereye gittiklerine dair kendilerini hem görsel bir şekilde hem de hangi coğrafyada, nerede, hangi bölgede dağıtıldıysa muhakkak surette bu kardeşlerimizi bilgilendiriyoruz. Evet. Şimdi bizim gerek Yemen'de, gerek Erakan'da, gerek Çat'ta, gerek Sudan'da, gerek Suriye'de bizim bu bölgelerde ciddi anlamda çalışmalarımız oldu. Ve gerek kurban çalışmaları gerekse yani nakit yönünde bu kardeşlerimize gerekse su kuyuları yönünde biz hamdolsun şükürler olsun şu anda çalışmalarımız var. Ve bizim şu anda ana temamız da kurban. Biz mümkün olduğu kadar yılda bir defa biz dışarı çıkıyoruz. Dernek olarak öyle bir karar aldık bizler. Niye? Mesela diyelim ki 3000 aileden bizler şu anda 900 aileye düşürdük. Niye? Yılda bir defa gitmektense onun biraz daha şeylerini arttırıp, çünkü bunların içerisinde ihtiyaç sahibi olan insanları, kardeşlerimizi biraz daha sayıyı düşürüp fazla evlerine gidebilme adına. Mesela gitmiş olduğumuz ailelerin hemen hemen %99,99'u çalışanı yok. Babalar tarafından terk edilmiş, mahkum ailesi, efendime söyleyeyim yatalak hasta. Yani babası ikinci evliliğini yapmış ve çocukları terk etmiş. Yetim olan ailelerimiz var. Dul olan ailelerimiz var. Neler yapıyorsunuz? Var. Gittiniz oraya, ne yapıyorsunuz? Şimdi mesela elimizde o gün itibariyle neler varsa biz onları götürürüz. Yani mesela gıdaysa gıda götürürüz. Tamam. Elimizde. Yani hiçbir şey bizim stoğumuzda kalmaz. Çünkü götürürüz. Yani bunlar emanettir. Bu emanetin çok seri bir şekilde bu mazlumlara ulaşılması lazım. Aynen, yılda birkaç kez ziyaret ediyoruz dediniz ya. O birkaç, evet, kez de neler yapıyorsunuz? Mesela nakit dağıtıyoruz. Örnek vereyim. Nakit iyi bir nakit geliyor hamdolsun. Yani kardeşlerimiz artık alışmışlar. Hocam diyor telefon açarlar. Gündüzden veya bir gün öncesinden veya bazen iki gün öncesinden. Çünkü bazen 10, 11, 12 tane ekibi aynı anda dışarı çıkarabiliyoruz. Dağıtıma çıkarabiliyoruz, şükürler olsun. Evet. Ve kardeşlerimiz kendi hayırlarını kendi ceplerine koyup mesela bizlere rakam söylerler. Biz aileler, mesela gitmiş olan aileler tamamıyla bizde dediğim gibi kayıtlı ve bunların her birisinin de karneleri var. Evet. Yani adı, soyadı, telefon numarası, adresleri, dul mudur, yetim midir, ev kendisinin midir, değil midir, TC kimlik numaralarını, bunların hepsinin sorgulaması yapıldıktan sonra biz mesela komisyon var. Bu komisyonla değerlendirilir ve kardeşlerimize ulaşılmaya gayret gösterilir. Evet. Bunun yanında giyim, bunun yanında mesela kurban adaklar bizlere çok fazla hamdolsun adak gelir. Onun haricinde mesela diyelim ki giyim gelir. Onun haricinde mesela beyaz eşya gelir. Yani çok bu şeyde hamdü senalar olsun, Rabbimize şükürler olsun. Gerçekten mesela kardeşlerimiz bazen 5 tane 10 tane buzdolabı aldılar. Bir kardeşimiz mesela yaklaşık 20 civarı bizlere çamaşır makinesi aldı. Ve bizzat kendileri götürüp dağıttılar. O kadar hoşlarına gitti ki, çünkü beklemiyor böyle bir şeyi. Şimdi mesela belki şu anda ekranları başında dönen videoları görmüşlerdir. Urfa'da bu sıcakta şu anda buzdolabısı olmayan kardeşlerimiz var. Ve bu sıcakta sıcak su, yani adamın evine kapısını çaldığımız zaman hakikaten şu anda evin içerisinde maalesef sıcak su, buzdolabı olmadığından dolayı hem sıcak soğuk su içemiyorlar, evet, hem de aynı zamanda şu anda mesela diyelim ki eşyaları bozuluyor.
Dönelim şimdi yurt dışına. Biz yıllardır 2014'ten sonra yurt dışına çıkmaya başladık. Özellikle kurban çalışmalarında dedim ya, yılda bir defa çıkma kararı aldık. Bunun da sebebi şuydu. Yani dışarıdan kardeşlerimiz, hatta ilginç bir anekdot anlatayım. Herhalde bir ay oldu veya olmadı. Bir kardeşimiz geldi, uluslararası bir derneğin başkanı. Dağıtıma çıkardık, kendisini misafir ettik bir iki gün burada. Yani gelip görünce hocam dedi ya, burası dedi Suriye'nin içinden de yani hakikaten beter olan evler var, kötü olan evler var. Çünkü şunu söyleyeyim, yani biz dedik ki hani çok fazla dışarı çıkmaktan ise biz şu anda yani Urfa'daki kardeşlerimize ulaşalım. Bu yıllardır aslında, sözünüzü kestim kusura bakmayın. Yıllardır Şanlıurfa'da böyle sıkça dile getirilen bir konu. Ya diyor ki bizim yardımımız Urfalılara gitsin. Bunu diyenler var. Evet. Mesela diyor ki bizim yardımımız az önce bahsettiğiniz gibi Suriyeli mültecilere gitsin. Ama tek Urfalılara gitmesi isteyenler de var. Bu en doğal hakları bence. Yani tabii dolayısıyla ki, böyle bir deneye gerçekten ihtiyaç vardı. Onun için bizler de eyvallah Uğur kardeş. Hakikaten dediğim gibi yani bizler bir şey yaparken özellikle ben buradan da söyleyeyim. Şu anda 41 tane kardeşimiz sahada görevli. Ve bizde maaşlı elemanımız yok. Evet. Tamamıyla gönüllü ordusu. Bu gönüllü ordu da hakikaten ancak sahaya çıkıldığı zaman, belki ekranları başında şu anda kardeşlerimiz biz göremiyoruz ama VTR'de tahmin ediyorum gönüllü ordumuzu görmüşlerdir. Evet, ben yönetmenimiz şu anda onlarla ilgili görüntüleri de paylaşıyor. Evet, Kurban Bayramı'na geçelim. Program evet, hızlı ilerliyor. Siz de önemli bilgiler veriyorsunuz. Kısmet olursa 31 Temmuz itibariyle Kurban Bayramı idrak edeceğiz. Evet. Ne gibi çalışmalarınız var? Şimdi Kurban Bayramı'nda Allah kısmet ederse bu sene Sudan'dayız. Maşallah. Bu sene Sudan'dayız. Hatta iki gün önce ekibimiz gitti, hamdolsun. İki gün önce evet ekibimiz gitti. Ve ekibimiz inşallah orada alımlar yapacaklar. Alımları yaptıktan sonra, çünkü bunların bölge bölge kesilecek. Sudan'ın şu anda inşallah Allah kısmet ederse Niyala bölgesinde. Yani siz savaşın, de gidecek misiniz? Bizlerden şu anda giden yok. Evet. Şundan dolayı giden yok. Bizlere en son saate kadar çok yoğun bir kurban talebi var. Hı-hı. Çok yoğun. Hamdolsun, şükürler maşallah olsun. Yani bizler yurt dışında o kurbanları keserken zaten ekibimiz gidecekti, gidiyor idi. En son mesela biz Uganda'ya gidecektik. Mustafa Halat kardeşimiz, benden önceki başkanımız, yine beraber derneğin içerisindeyiz. Bir de Mustafa Kaya başkan yardımcımız gidecekti. Ben yine geride kalacaktım. Şundan dolayı dediğim gibi çok ciddi kurbanlar geliyor, şükürler olsun. Şimdi bu kardeşlerimiz gittikten sonra bu sefer kurban göndermek isteyen kardeşlerimizin kurbanları bu sefer açıkta kalıyor. Evet. Şimdi biz bu pandemiden dolayı maalesef Uganda biletleri iptal oldu. İptal olunca şimdi bu ülkelere gitmiş olan kardeşlerimiz 15 gün orada karantina altına alınıyor. Yanlış duymadınız. Evet. 15 günden sonra sizi bırakıyorlar. Bir haftada kurban çalışması, sadakalardır, zekatlardır, işte yapmış olduğunuz projelerdir. Sudan için de bu geçerli mi? An itibariyle Sudan için geçerli değil. Evet. Fakat biz zaten rotayı oraya çevirmemizin sebebi de buydu. 15 gün karantinadan. Tabii şey karantinamız var. Yok inşallah orada. Şimdi ekiplerimiz oraya, Niyala bölgesine gittiler. Ve Niyala bölgesinde de ki Türkiye, sen burada Cumhurbaşkanımıza da selamlar olsun. Çok güzel, muazzam bir hastane yaptılar. Ve biz o hastanemizi de ziyaret ettik. Yani şu anda Kuzey Sudan'ın hemen bitişiğinde. Ve savaşın en yoğun olarak yani geçmiş olduğu bölgelerden bahsediyoruz. Biz oralarda gruplar oluşturuyoruz ve bu grupları oluşturduktan sonra mesela birinci grup, ikinci, onuncu, otuzuncu grup diye biz bunları hepsini listeliyoruz. Ve listeledikten sonra bunların, yani her bir kurbana 7 tane hisse oluyor ya. Şimdi bunların kurbanlarının başlarında kurbanların tamamıyla isimlerini okuyoruz. Videolarını, kurbanın kesimini, bakın altını çizerek söyleyeyim. Kurbanı kesiyoruz. Kestikten sonra videoyu çeviriyoruz. Ve hayır sahibine videosunu gönderiyoruz. Ve videosunu gönderirken de mesela diyoruz ki abi veya ablam, videonuz yetişti mi? Mesela evet, sabahın bayramın ilk şeyinde kurbanlar kesildikten sonra mesaj gönderiyoruz. Şükür kurbanlar, şükür namazınızı kılabilirsiniz. Kurbanlarınız kesilmiştir. Not, en yakın zamanda
sizlere kurban videonuz yetişecektir diye evet. Mesaj gönderiyoruz kendilerine. Oradaki internetin hızına ve durumuna bağlı. Tabii. Çünkü Afrika'dan bahsediyoruz. Bazen elektrik gider günlerce, bazen bir hafta 10 gün gelmeyebiliyor. Onun için mesela biz elimizden geldiğince hızlı bir şekilde buradaki temsilciliğimize veya geride kalmış olan veya bu şeyden görevlendirmiş olduğumuz kardeşimize hemen videoları atmaya gayret gösteriyoruz ve ikinci gün zaten yatmıyoruz hemen hemen sabaha kadar. Ki o videolar ulaşsın, bu sefer Türkiye'deki kardeşlerimize de mesela birinci grup kimler var? Ali, Hüseyin, Fatma, Ahmet diye mesela şey yapmışız. Kardeşlerimize grup oluşturmuşuz, gruplarını atıyoruz. Herkes kendi kurbanının nerede, nasıl, ne şekilde kesildiğine bizzat şehadet ediyor. Yani mesela sonradan da biz bunun sondajını yapıyoruz. Nasıl sondajını yapıyoruz? Telefon açıyoruz. Ablam, kardeşim, abi, amca, kurban görüntünüz geldi mi? Evet geldi. Peki sizler gerçekten memnun kaldınız mı? Bunu da soruyoruz. Ağlayanı mı deseniz? Ne kadar bir hisse bedeli? 700 lira. Bu sene için? Evet. Eğer kurban kesmek istiyorsak 700 lira. Sudan. Aynen. Sudan için 700 lira büyük başın bedeli. Tamam. Şanlıurfa'mızda da yine kesimlerimiz var. Şanlıurfa'da 1250 TL. Evet. Aynı zamanda Allah razı olsun güzel bir hatırlatma oldu. Şimdi biz burada et de topluyoruz. Yalnız etimizi toplamıyoruz, orada biriktirmiyoruz. Kurbanlar mesela diyelim ki kardeşlerimiz kurbanını kestikten sonra hiç durdurmadan ekiplerimiz hazır aldı. Dediğim gibi 10-12 tane ekibi aynı anda biz dağıtıma çıkarabiliyoruz. Kardeşimizi de alıyoruz, kendi hemen kurbanını tık 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 götürüp hemen dağıtımını yapıyor ve çıkıyor. Burada özellikle bir şeyin altını çizerek söyleyeyim, belirteyim. Kardeşler ne olursunuz? Kurbanlarınızı kestikten sonra bir saat içerisinde kurbanlarınız bozulur. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü hava sıcak. Hava sıcak, evet. Ve derin dondurucuya koysalar bile dahi et kendini yakıyor Uğur kardeşim. Evet, önemli. Çünkü bizim başımıza geldi. Maalesef et bozulmuş, o şekilde bizlere gelmiş. Ete bakıyoruz, et yeşermiş. Bir yazık saat içerisinde. Aynen. Ve kurban eti tamamıyla çöpe gidiyor. Yazıktır. Bunu da söyleyeyim. Nasıl şimdi, bir yol izlememiz lazım? Şimdi kardeşlerimiz mümkünse eti üst üste yıkmasınlar. Evet. Eti dağınık bir şekilde olursa, hı hı, et biraz daha dayanabilme durumun gücü süresi uzar. Ve kardeşlerimiz ne olursunuz kardeşler, bu kurban kesildikten sonra yani dağıtacaklarınız hepsini şey yapın, birisini görevlendirin, araca bindirin. Hava çok sıcak çünkü bu kurbanlar tamamıyla Uğur kardeşimizin çok güzel bir ayet okudu. Hani sizin ne kurbanlarınız, kurbanlarınızın etleri, ne de sizin kurbanlarınızın kanları Allah'a ulaşır. Evet. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Şimdi eğer tabii ki bu kurbiyetten gelir, yani yakınlaşmadan gelir. Bu sene de bizim bir temamız olmuştu ve temamız da onlar sizin yolunuzu bekliyor. Ben bu sözün burasında bunları söyledikten sonra Sudan izlenimlerimizi ben biraz orada bizzat yaşadıklarımızı ben biraz özetleyeyim. Son 10 dakika içerisindeyiz, ona göre evet. Şimdi şunu söyleyeyim, çok ilginçtir kardeşler. Afrika'ya beyaz adam ne gitmişse, ne zaman gitmişse bir şeyler götürmüş. Sömürmüşler. Ve bu insanlardan bir şeyler götürmüşler. Evet. Hartum bölgesinde dolaşıyoruz. Bizzat bizi beyaz adamı aracın içerisinde görünce çok 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 özür diliyorum. Kelbün havvaca, kelbün havvaca diye bağırıyor. Gavur köpek diye. Evet. Hayvan pazarına gittik. Şimdi hayvan alacağız. Kurbanlık alacağız. Tabii kurbanlıklarımız bitti. Şimdi bir alacağız. Kurban almaya gittiğimiz sırada bir baktım. Birisi sordu. Şimdi Arapça. Ente Müslim? Ana Müslim dedim. Kendisine biraz böyle Arapça konuşmaya başladım. Ondan sonra ayetler, Kur'an-ı Kerim'den sureler okumaya başladım. Ağzı açıkta kaldı. Çünkü beyaz Müslümanın, beyaz insanın Müslüman olduğuna kanat getiremiyor adam. Evet. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Değil mi kardeşler? Sadece hangi dernek olursa olsun, kime verirseniz verin. Ve Afrika'ya kurban gönderin. Yurt dışlarına kurban gönderin. Bizim aracılığımızla olmasının bir şeyi yok. Asla bunu söylemiyorum. Çok ilginç bir şey söyleyeyim sizlere. Bir kardeşimiz bizzat anlattı. Dedi ki
Biz az sonra inşallah Burkina Faso'ya gidiyorlar. İsmini hatırladım. Burkina Faso'da kurban organizasyonu yapıyorlar. Ve bir Müslüman olmayan bir köye, bir kafile reisine işte kurbanlar kesilmiş, etler hediye ediliyor. Türkiye'den giden Müslüman kardeşlerimiz tarafından. Ve hediye edildikten sonra adam iki gün sonra bütün kabile reisini ve önde gelenlerini hepsini topluyor. Köyde işte kendilerine hani hediye edebilecekleri neler varsa onları topluyorlar. Evet. Getiriyorlar, kardeşlerimize hediye edecekler. O kurban kesen kardeşlerimize, etleri kendilerine, kurban etlerini götüren kardeşlerimize hediye etmek istiyorlar. Bu nedir diyor. Yani bizimkiler soruyor, Türkiye'den giden kardeşlerimiz. Diyor ki, bu hani siz bize et getirdiniz ya, bu hediyelerin, o getirmiş olduğunuz etin mukabilinde, karşılığında bizler sizlere bunu getirdik. Türkiye'den giden kardeşlerimiz diyorlar ki biz bunu karşılıksız bir şekilde getirdik. Biz Müslümanız. Velev ki Müslüman olmasanız bile dahi paylaşmayı severiz. Bu din paylaşmayı emreder. Evet. Allah Allah der. Şu ana kadar beyaz adam bizlere bir verdiği zaman iki, üç, dört, beş almadan bizlere hiçbir şey vermez. Ama bizlere gelenlerin hepsi gayrimüslim. Müslümanlar gelmemiş bu bölgeye. Evet. Size bunu İslam mı emrediyor? Evet diyor, İslam emrediyor. Dininizden mi kaynaklanıyor? Evet, dinimizden kaynaklanıyor. Madem ki sizin dininizden kaynaklanıyorsa ben de o dine iman ediyorum ve Müslüman oluyorum. Bütün kendisiyle beraber kabilesi komple olduğu gibi hepsi iman ediyor, Müslüman oluyorlar. Sadece kurban bağışı nelere sebep oluyor işte? İşte yani burada sadece o etin oraya gittiğini veya kurbanın oraya gittiğini kardeşlerimiz, şu anda ekran başındaki kardeşlerimiz onu o şekilde görmesinler. Evet. Çünkü beyaz misyonerler hep gidip İncil'ler götürüyorlar. 50 dolara iman satın alıyorlar. 50 dolara insanları kandırıyorlar. Çünkü ihtiyacı var o insanın, hı hı, o paraya. O ihtiyacı var o yani gıda maddesine. Fakat şunu söyleyeyim. Biz sadece kurban götürmüyoruz, et götürmüyoruz. Evet. Kardeşliği de götürüyoruz. Uhuvveti de götürüyoruz. Muhabbeti de götürüyoruz. Türkiye'deki insanların selamlarıyla beraber hediye de götürüyoruz kendilerine. Götürdüğümüz zaman işte bu insanların kalplerini fethediyorsunuz. Evet. Mehmet Ali Hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi ben evet, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok değerli sivil toplum örgütü, yardım kuruluşlarını bizler burada konuk ediyoruz. Fakat programa girer girmez işte bu dönem şu kadar erzağa, şu kadar kıyafete, şu kadar şuna ihtiyacımız var diyorlar. Maşallah sizin gönlünüz tok, gözünüz tok dernek olarak. Yani evet, kurbanlara yetişemiyoruz diyorsunuz bağışlara. Allah yardımcınız olsun. Maşallah diyoruz sizlere. Son 5 dakika içerisine girdik. İsterseniz toparlayalım. Evet. Mesajlarınızı verin. Şimdi Uğur kardeşim, tekraren ben altını çizerek söyleyeyim. Kara kıtanın kara insanlarına gidiyoruz. Fakat gönüller o kadar temiz ki. Gönülleri o kadar ak ve berrak ki. Gidiyorsunuz mesela kapıya gittiğiniz zaman kendisine bir şeyler uzatıyorsunuz. O yokluk içerisinde yaşayan insanlar, bakın görüntülerde de görmüşlerdir kardeşlerimiz. Sudan'da bir kampın içerisine gittik. Ve o bir tane ablayı içeriden ben çıkarıyorum. 1,5 metrekare. Bakın 1,5 metrekareden belki siz o görüntüleri görmediniz. 1,5 metrekarelik bir evin içerisindeler. Ev diyoruz, yani çalı çırpıyı toplamışlar. Ondan sonra naylonlarla kapatmışlar. İnsanlar orada yemek yapıyor. Evet. 1,5 metrekareden bahsediyorum. Yani ben mesela içeri girerken böyle sırt üstü içeri girdim. İçeri giremiyorum. Ayakta duramıyorum. Ancak oturabildim ve çekimler var o bölgelerde. Hı hı. Ve bu insanlara siz bir şey götürdüğünüz zaman o yüzündeki insanların o gülüşü zaten tamamıyla insanları uçuruyor. Sakın ola ki kardeşlerimiz şunu düşünmesinler. Demesinler ki yani ne olacak ki? Bizim de burada fakirlerimiz var. Evet. Kardeşler, buradaki fakire muhakkak surette her bir kardeşimiz ulaşabiliyor. Fakat önemli olan oradaki o kardeşlerimize ulaşmamızdır. Oradaki o kardeşlerimize el uzatmamızdır. Ve Türkiye'deki bütün bu sivil toplum kuruluşlarını, evlerini, yerlerini, yurtlarını, baklarını, çoluk çocuğunu geride bırakan bütün kardeşlere selam olsun. Evet. Hakikaten aç kalınıyor, susuz kalınıyor.
Sivrisinekten dolayı efendime söyleyeyim, o sıcakta, bunaltıcı sıcakta kuyular kazdıran kardeşlerimiz var. İnanın ki biz ekmek ve su ile günlerimiz ve birer tane zeytin de bulabilir isek arasına koyup bizim Türkiye'den götürüyoruz bunları. Ve bu şekilde ancak karnımızı doyurabiliyoruz. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Kardeşler, vallahi bunlar boşa gitmiyor. Ve Türkiye'nin sesini dışarıdan çok daha güzel bir şekilde görebiliyoruz. Bir gün şu misale son vereyim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kurban kesiyor. Ayşe hanımıza diyor ki bunu dağıtın. Aradan kısa bir zaman zarfı geçiyor. Soruyor, diyor ki Ayşe, diyor, kurbandan geri kalan ne, kurbanda bir şey geri kaldı mı? Ayşe hanımız diyor ki radıyallahu anha, birkaç kaburga kaldı ya Resulallah. Çok önemli bir şey. Elhamdülillah, verdiklerimiz bizimdir. Evet. Hani atalarımız derler ya, ne yaparsın elinle, o gelir seninle. Son bir hadis, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kişi vefat ettikten sonra üç şey kendisini takip eder. İkisi geri döner, birisi kendisiyle beraber gider. Beraber gider. Evlat ve mal geri döner. Amelleri kendisiyle beraber gider. Evet. Evet kardeşler, bizim ömrümüz çok kısadır. Bu kısa zaman zarfı içerisinde kim olursa olsun bir hayır yaptığımız zaman Allah-u Teala Azze ve Celle bunun o mutluluğunu insana yaşatıyor. Biz farkında olmadan Allah-u Teala belaları, musibetleri, olumsuzlukları üzerimizden alıyor. Şekil ada Türkiye'nin biraz önce söylediğim gibi başında olan bu bela ve musibetleri nasıl defuref ediyorsa fert bazında da Allah-u Teala biz farkında olmadan bu mazlumlara el uzatırken Allah-u Teala da görünmeyen eliyle bizlere el uzatıyor. Bizlere bu fırsatı verdiniz. Şanlıurfa İnfaktar ailesi adına çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim inşallah sizin ve Güneydoğu TV ailesinin hakikaten bayramını şimdiden tebrik ediyor. Rabbim hayırlara vesile kılsın diyorum inşallah. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Yani Şanlıurfa merkezli böyle bir oluşuma gittiğiniz için. Güzel konulara temas ettiniz. İşte Iraklısı var, Suriyelisi var, evet. Şanlıurfa'nın yerlisi var. Ve bunu detaylıca bize açıkladınız. Aslında ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın, evet, bu ayrımları, bu yardımları yapıyorsunuz. İşte Afrika ülkelerinden bahsettiniz. Evet. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür, Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Allah sizlerden razı olsun. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılar sundunuz. Yeriniz de neredeydi bu arada? Hemen söyleyeyim. Yani yardım etmek isteyenler olur muhtemelen. Evet. Ekranda ara ara bizim stickerımız giriyor zaten. Yerimiz eski devlet hastanemizin Ayışığım'la Dedeman Otel'in arasında, ortasında 6 katlı bir binamız var. Eski tıp fakültesinin orası. Eski devlet hastanesinin tam karşısında hemen bir arka sokağında, eczanelerin arka sokağındayız. Tamam. Çok güzel ve nezih bir yerimiz var inşallah. Yani o dedim ya, şu anda mağazamız orada inşallah. İnşallah. Derneğimizin merkezi orada. Karaköprü'de, yine Eyübiye'de iki tane yerimiz var. Gençlik merkezimiz var. Çok çocuklarla güzel ilgileniyoruz, eğitimle ilgileniyoruz ve bu şekilde. Peki, kardeşlerimize kurban yardımı yapmak isteyenler ne zamana kadar size başvurabilir? Çok güzel. Birinci gün akşama kadar kurban bağışlarını alıyoruz. Yani bayram namazımızı kıldık, birinci günü idrak ettik. Akşam namazına kadar, bağışta bulunabiliyoruz. Bağışlarımızı alabiliyoruz. Evet. Allah kabul etsin. Allah sizlerden razı olsun. Kendi kurbanının görüntüsünü seyredecekler kardeşlerimiz. Çok güzel. Çok önemli bir, evet, konuya temas ettiniz. En azından teknolojiyi de çok iyi bir şekilde kullanıyorsunuz. Hamdolsun. İnşallah nice güzel bayramlara diyoruz. Bizler de şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Şanlıurfa İnfaktar Başkanı Mehmet Ali Parlak hocamızı bu akşam konuk ettik. Önemli konulara temas etti. Zaten İnfaktar ile ilgili stickerlar da bayram sonuna kadar yayınlarımıza yer alacaktır. Yardım yapmak isteyen izleyicilerimiz hocamıza, derneğe ulaşabilirler. Derneğin yeri de tekrar etmekte fayda var. Eski Devlet Hastanesi, yani Dedem Otel'in hemen yanında yer almakta. Allah yapacağınız yardımları şimdiden kabul etsin diyoruz. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Reklama gideceğiz. Reklamın hemen ardından sevgili yönetmenimiz Adem Bayuk'un önemli bir programı olacak. O programı da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Başka bir
Haydi Konuşalım programında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.